MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, MHP Muğla İl Genel Meclis Üyesi Kazım Öztin ve Bodrum Yarımadası'ndaki MHP'li belediye başkanları Büyükşehir Belediye Kanunu ile ilgili istişare toplantısında bir araya geldi. Kır Çiçeği Restoran'da düzenlenen toplantıya MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran, MHP Muğla İl Genel Meclis Üyesi Kazım Öztin, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Ortakent Yahşi Belediye Başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Gündoğan Belediye Başkanı İbrahim Bilgi ve Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın katıldı. Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi olması çerçevesinde Yarımada belde belediyelerinin de kapanması konusuyla ilgili görüşlerini bildiren MHP Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran şunları söyledi. Türkiye'nin gündemine oturmuş olan yeni Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili istişare toplantısı yapmak üzere bir araya geldik. Ve toplantıda çıkan kararları da kamuoyuyla paylaşmak üzere bir aradayız. Bir kere saygıdeğer Yarımada, Bodrum Yarımada halkının bilgilerine sunmak istediğimiz, altı çizilerek ifade etmek istediğimiz bir husus var. Bu hususta erken belediye seçimlerinin erkene alınmasıyla ilgili bir de Büyükşehir Kanunu ile ilgili iki hususun birbirine karıştırıldığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda hak etmediği, töhmet altında bırakıldığı yansımalarına cevap vermek istiyorum. Bir kere altı çizilerek ifade etmek istiyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeni Büyükşehir Kanunu'na şiddetle karşıyız. Yerel seçimlerin erken alınmasıyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlamentoda evet oyu kullanması gerekçesi Mart ayında yapılacak olan mali idareler seçimlerinde doğuda ve güneydoğuda iklim şartlarının ve devlet hizmetlerinin yeteri kadar sandıklara ulaşmasının kesintiye uğramasının önüne geçmek üzere iklim şartlarının müsait olduğu 27 Ekim tarihine alınmasına bu sebeple destek vermiştir. Bunun dışında bu iki hususun birbirine karıştırılmaması gerektiğini savunuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir yasasını çok riskli ve Türkiye için çok zararlı görüyor. Bunun da sebepleri başta üniter yapımızın çözülmesi ve Yarımada'da bütün beldelerin isimlerinin ortadan kaldırılması, Yarımada halkına ekstra vergi külfetleri getirmesi, hizmetlerin kesintiye uğratılması, Muğla'nın coğrafi, siyasi ve kültürel değerlerinin bu büyükşehir yasasına uygun olmadığını istişare ederek, müşahede ederek, inanarak şiddetle bu yasanın karşısında duruyoruz. Bunun ancak ve ancak başka emellere hizmet edeceğini düşünüyoruz. Ve geçmişte 11 belediyeden önce tek belediye dönemindeki hizmetlerle 11 belediye olduktan sonraki hizmetler karşılaştırıldığında 11 belediyenin ürettiği hizmetler çok daha vatandaşa yansımıştır. Çok daha rekabet ortamı ve birbiriyle yarışacak bir durum yaratmıştır. Bu vesileyle Milliyetçi Hareket Partililer olarak Yarımada'da 10 beldenin isim kimliklerinin ortadan kalkmaması için vatandaşımıza ekstra vergi yükleri gelmemesi için vatandaşımızın ayağına getirilmiş hizmeti ayağından uzaklaştırarak yüzlerce kilometre uzağa taşındığında vatandaşımıza zorluk çıkarılmaması için tüm kararlılığımızla bu yasanın karşısında her platformda gerekli mücadeleyi vereceğimizi saygıdeğer Bodrum halkına, Bodrum Yarımada halkına sizlerin aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Bu vesileyle de
Yarımada halkına bu konuya duyarlılık göstermesini istirham ediyoruz. Gerekli organizasyonlarımız, mücadelemiz, yasalar çerçevesinde mücadelemiz tüm azmimizle devam edecektir. İlerleyen zamanlarda mücadelemizi tüm Yarımada halkıyla da paylaşacağımızı sizlerin aracılığıyla da duyurmak istiyoruz. Teşekkür ederim.